Merhaba gençler. Antalya Bilim Üniversitesi eğitim modeli belli oldu. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısımlarınız varsa belirtin. Sonuna kadar izleyerek neyin olduğunu anlarsınız. İyi seyirler. Antalya Bilim Üniversitesi tüm bölümlere yüzde eğitime geçeceğini açıkladı. İsterseniz bakalım. Değerli çalışanlarımız, sevgili öğrenci, bildiğiniz üzere salgın tedbiri kapsamında 23 Mart 2020 tarihine itibaren çevrim içi tekniklere sürdürmekte olduğumuz eğitim öğretim faaliyetlerimizi artık yüzde yapabilmek durumuna gelmiş bulunmaktayız. Yine basında da takip edilmiş olabileceği üzere 19 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası yüzde eğitimle ilgili kurallar Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Ülkemizde aşı faaliyetleri hızla devam etmekle birlikte henüz toplumsal bağışın seviyesine ulaşmış değiliz. Aynı zamanda virüsün ortaya diye koydu ama yani devamını bu diye aldık. Çünkü burada bizim önemli olan bizim için burada yüzdeydi arkadaşlar. Demişti yüzde eğitim başarımıza. Bunun dışında şuradaki 5, 6 ve 7. madde önemli. Diyor ki 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 13 Eylül'de başlayacak. Bu tarihte itibaren tüm öğrencilerimizi kampüslere aşı kartı ve 48 saatlik bir PCR testi sonucu göstererek girebilirler. Kampüs içerisinde ve dersliklerde maske mesafe kuralına riayet edilmesi önemlidir. Tek doz aşısını yaptırmış olanlar ikinci doz takvimi geldiği halde aşını yaptırmayanlar da 48 saatten daha eski olmayan PCR testi istenecek. Yani birinci dozunuzu eğer yapmışsanız, ikinci doz vaktiniz geldiğinde yapmamışsanız da PCR testi istenecek. Kız öğrenci yurdumuz 6 Eylül 2021 tarihinde itibaren hizmet vermeye başlayacaktır. Yurtlarda kalacak öğrencilerimize aşı sürecini tamamlamamış olanlar düzenli PCR testi istenecektir. Eğitimin aksamadan devam etmesi açısından yiyecek, içecek alanları, kütüphane ve servis gibi ortak alanlar maske ve mesafe kuralına uyulması azami hassasiyet gerektirmektedir. Sağlıklı günler dilerim diye açıklama yaptı. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar, Antalya Bilim Üniversitesi kısacası yüz eğitime geçiyor ve yüz eğitime geçmenin adımlarını söyledi. Burada önemli olan madde birinci dozunu yaptırıp ikinci doz sırası gelenler, eğer ikinci doz sırası gelip de yapmamışsa onlar da PCR testi istenecek. Tabii bu dakikadan sonra Antalya Bilim Üniversitesi öğrencilerinin yapması gereken, eğer KYK yurdunu çıkacağını düşünmüyorlarsa, tabii Antalya Bilim Üniversitesi'nin yurdu var ama eğer KYK yurduna falan kalan varsa, eğer KYK yurduna kalacağınızı düşünmüyorsanız da hemen ya bir özel yurt, ya bir apart, ya da bir ev tutun arkadaşlar. Antalya Bilim Üniversitesi'nin yurdu var. İsterseniz orada da kalabilirsiniz ama eğer Antalya Bilim Üniversitesi'nin yurdunda kalmıyorsanız da hemen bir apart ya da bir ev tutun arkadaşlar. Çünkü bunların fiyatları çok artacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yorumlar kısımlarınız varsa belirtin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.